Biliyorsun seçimlere birkaç gün kala abi iki tane video çektin. Biri her oy kullanan tekfir edilir mi? 49 dakika 41 saniye. 49 dakika 41 saniyelik bir video. İkincisi tabii bu videoda yani açık söylemek gerekirse ne söylediğin çok ciddi anlamda belli değildi. İzahata gerek vardı. İkinci videoya çektin oy kullananlarla ilgili ek açıklama 19 dakika 40 saniyelik bir video. Daha sonra Alaaddin Palevi sana cevap verince sen de Alaaddin Palevi'nin ithamlarına cevap. Alaaddin Palevi Hoca'nın senin isimlendirdiğin şekliyle okuyayım. Alaaddin Palevi Hoca'nın ithamlarına cevap şeklinde 19 dakika 35 saniyelik bir video çektin. İşte bunlar da cevap verilmesi gereken, kabul edilmemesi gereken, biz bunu kabul etmiyoruz diye şahitlikte bulunulması gereken birçok husus var. Video uzun sürecek çünkü abi şunu söyleyeyim, alınma, gücenme, darılma. 3 videoda okuduğun ayetler hariç ki 3 ayet okuyorsun zaten toplamda. Birisi karşı tarafın delilini okuyorsun Yusuf suresiyle ilgili. 2 tane de Bakara 256 ve Nahl suresi 36'yı okuyorsun. Tağutlarla ilgili ayeti. Bu ayetleri çıkartırsak, birkaç doğru cümleyi çıkartırsak, rivayet ettiğim birkaç hadisi çıkartırsak, üzülerek söylemek istiyorum ki, yani konuştuğun baştan sona hiç doğrusu olmayan sözlerdir. Söylediklerin ne ilmidir, ne aklidir. İçerisinde onlarca çelişki olan, içerisinde birçok çelişki olan, onlarca demeyeyim de, birçok çelişki olan, bunun neticesinde de birinin diğerini nakzettiği ve ne demeye çalıştığının belli olmadığı videolar olmuş. Birçok konuya ya vakıf değilsin, ya da mecburen öyle konuşmak zorunda kaldın. İşte şirk nedir? Şirk neyle subut bulur? Alimlerin ihtilafı, tekfir, mevani'ü tekfir. Yani bunlarda ya başından sonuna kadar yanlış biliyorsun sen. Ya da sen doğru biliyorsun ama böyle konuşmak ve bunun neticesinde bir düşünceyi mecburen delillendirmek zorunda kaldığın için hiç ilgisiz ve alakasız şeyler söylüyorsun. Bunlara tek 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 cevap vereceğim ben ve nasihat edeceğim. Bu yüzden biraz uzun olacak. Allah Subhanahu ve Teala beni hakka isabet ettirsin. Allah Subhanahu ve Teala hepimizi hakka isabet ettirsin diyoruz. Öncelikle Musa abi diyorum ben sana abi. Bunu gerek sen gerçi sen böyle anlamazsın ama bu videoyu dinleyenler küçümseme, hakaret veya tahkir böyle anlamasınlar. Bilirsin bizim zamanımızda hoca yoktu. Büyükler küçüklerin abisiydi. Küçükler de büyüklerin kardeşiydi. Büyükler küçüklerine kardeşler. Küçükler de büyüklerine abi derdi. Ben seni tanıdığım ilk günden bugüne kadar senin hakkında hep Musa abi dedim. Yani belki çok nadirdir Musa hoca falan dediğim. Musa abi dedim. Bu bir yakınlık ifadesiydi. Aynı şekilde Musa abi diye devam edeceğim. Hocam veya Musa hoca demekten de gocunmam. Yani bunda da bir problem yok ama benim lafzım yani benim dilim Musa abi demeye alışkın olduğu için sana Musa abi diye hitap edeceğim. Konuşmamda abi tedricen yani sıralamayı kendime göre ayarladım. Yani sen işte ilk videonda bir şeyler söylemişsin belli bir sıra dahilinde, ikincisinde, üçüncüsünde. Ben kendime göre ayarladım. Çünkü kendimi en iyi ifade etme adına bunu yaptım. Her bir konu bir sonrakinin mukaddimesi. Yani üçüncü konuyu ben ikinci konuya dayandıracağım için kendi zihnimde, anlatımımda, kendi sunumumda. Bu yüzden kendim böyle bir sıralamayla gittim. Bundan dolayı İlk mesela 3. videodaki bir sözünden başlayacağız. Daha sonra 1. videoya geçeceğiz. Daha sonra 2. videoya geçeceğiz. Böyle arasında yani konuların arasında gidip geleceğiz. Böyle bir tedirç yaptım ki bu da caiz değil. Evet. Abi bu videoda 2 tane konuya değineceğim. Birincisi ben hiç değişmedim diyorsun. Buna değineceğim. İkincisi Kur'an-ı Kerim'de oy atmakla ilgili şirk yoktur diyorsun. Bir de buna değineceğim inşallah. Hemen şey yapalım. Ben hiç değişmedim isimli videoya bakalım. Orada ne diyorsun? Ona bir bakalım abi. Bu konuyu biraz uzun tutacağım. Bu konuyla ilgili 12 tane yani senin yanıldığına dair 12 tane delil getireceğim. Bu konuyu uzun tutmamın iki sebebi var. İki sebebini de konunun sonunda izah edeceğim. Yani diyebilirsin benim değişip değişmemem o kadar önemli mi? Bunu diyebilirsin. Keşke bu konu üzerinde durmasaydın. İlmi meselelerin üzerinde dursaydın diyebilirsin. Hayır önemli. Çünkü bunun üzerine diğer konuları takdim edeceğiz. Yani daha doğrusu diğer konular bunun üzerine mebni kılacağız, bina edeceğiz. Bundan dolayı bunu çok yani
hiç şüpheye mahal vermeyecek şekilde bu değişme meselesini hiç şüpheye mahal vermeyecek şekilde ben izah edeceğim. İnşallah abi birinci video ses kaydı. Üçüncü videonda neredeymiş? Alaaddin Pahlevi Hoca'nın İthamlarına Cevap isimli videonda abi 02.29'da başlıyor. 03.54'te bitiyor. Burada bitiyor. Bunu bir başlayalım, bunu bir dinleyelim inşallah. Kardeşlerim, Alaaddin Hoca benim için diyor ki eskiden böyle değildi diyor. Ama dün şirk dediği şeyler bugün ya da tağut dediği şeyler bugün tavuk deyip yemeye başlamış bunlar. Ya da şirk demiş oldukları şeyler bugün şeker deyip yani Allah'a nasıl hesap verecekler diye ittihamda bulunuyor. Halbuki ben dün neysem bugün de aynıyım. Alaaddin Hoca ile tanıştığım zaman o vakitte de ben elhamdülillah tağutu inkar ediyordum. Oy atmanın şirk olduğunu söylüyordum. Ancak bunun istisnaları var. Yani tekfir şartlarını ve manilerini işletmek lazım. Düşüncesi bende zaten vardı oy meselesinde. Okul konusunda çocuğu okula göndermenin kesinlikle haram olduğunu, büyük günahlardan olduğunu, hatta insanı şirke kadar götürebileceğini ben söylüyordum. Halen aynı şeyi söylüyorum. Mahkeme konusunda mahkemeye gidilmemesi gerektiğini, bazı suretlerde mahkeme gitmenin şirk olduğu, bazı suretlerde de şirk olmadı ama ona rağmen yine gidilmemesi gerektiği ama bazı suretlerde gidildiği zaman hak kurtarmak amacıyla gidenler ve zulmü kendisinden defetmek amacıyla giden kimselerin de kafir olmayacağını o zaman da söylüyordum, bugün de söylüyorum. Yani bunun tafsilatı var. Askerlik konusunda görüşüm aynı, askerlik küfürdür. Askerliğe gidilmez fetvasını halen veriyorum ve benim tağutla hiçbir elhamdülillah taallukum şeyim yok yani. Abi dinledik seni. Diyorsun ki ben Konya'dayken neysem şimdi de oyum diyorsun. Abi edebim gereği yalan söylüyorsun demeyeceğim. Ama doğru söylemiyorsun. Bak abi ben kendimi bildim bileli içinde yaşadığımız toplumu müşrik kabul ederim. Bu toplumun fertlerini müşrik kabul ederim. Bu toplumun içinde la ilahe illallah deseler de, namaz kılsalar da, oruç tutsalar da şirkten beri olduklarını, la ilahe illallah diyerek şirkten beri olduklarını görmediğim müddetçe hiç kimseye Müslüman demem. Her oy atana bilinçli, bilinçsiz, isteyerek, istemeyerek her oy atana ben müşrik derim. Bir kimseyi namaz kılarken görsem namaz İslam alametidir, bu Müslümandır demem. Benim itikadım bu. Doğru veya yanlış. Ve sen beni böyle biliyordun. Sen beni böyle biliyorsun. Abi şimdi sana soruyorum. Sen... Biz seni davet ettik, gel Konya'da beraber çalışalım dedik. Sen Konya'ya geldin, uzun bir sürede beraber çalıştık. Belki bir yıl veya belki daha az veya daha çok, tam hatırlamıyorum. Niye geldin abi? Herkese müşrik diyen, namaz kılsa bile şirki terk ettiğini görmediğim sürece o kimse müşriktir diyen, her oy atan müşriktir diyen, her mahkemeye giden müşriktir diyen bir tekfircinin, bir haricinin yanına niye geldin? Niye geldin derken insanlar yanlış anlamasın. Ziyarete gelmedin. Beraber çalışmaya geldin. Beraber ev tuttuk. Tuttuğumuz evde kaldın. Cemaat evi tuttuk. O evde beraber oturduk. Beraber dersler yaptık. Sen burada onlarca genci haftanın 5 günü ders yapıyordun. Haftanın 4 günü ders yapıyordun. Gündüz beraber oturup okuyorduk, konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Sen bir günden bir güne ey Murat ahi, ey Murat kardeşim bak sen aşırısın demedin. Bir günden bir güne bu meseleleri bizimle konuşmadın. Bir günden bir güne bu arkadaşlara, ders yaptığın arkadaşlara bakın gençler siz herkese müşrik diyorsunuz ama bu aşırılıktır, bu hariciliktir. Sen bir günden bir güne bunu demedin ki abi, niye demedin? Haricilerle beraber niye oturdun? Tekfircilere niye ders verdin? Tekfircilerle beraber çiğ köfte yemeye gittik. Tekfircilerle beraber ki bizim cemaat tatlı yemeye gittik. Tekfircilerle beraber davetler yaptık. Top oynamaya gittik. Bir sürü faaliyette bulunduk. Sen bu insanlara ders verdin. Abi bu şu an bu arkadaşlar sana dese ki Musa abi bugün anlattığın şeyleri 10 küsur yıl önce 15 yıl önce bize niye anlatmadın derse, 2006'da niye anlatmadın derse ne diyeceksin abi? 2007'de bize bunları niye anlatmadın derlerse ne diyeceksin? Bak o arkadaşların, senin ders verdiğin arkadaşların birçoğu hala hayatta. İstersen ben hepsiyle tek tek röportaj yapayım. Musa abi size, birçoğu benimle beraber değil şu an. Birçoğu. Musa abi size ders verirken hangi akidedeydi? Bugün şu anlattığı akidede mi yoksa bizimle aynı akidede miydi? Diye sorayım. Onlar ne cevap verecek? İstersen deneyelim mi böyle bir şey? Ben 10 kişiye burada isimlerini vermeyeyim arkadaşların. Ben sorayım bunları. Onlar da cevap versin. Mesela ben sordum. Senin en yakınında olan,
Sen buraya geldiğinde sana hizmet ile görevlendirilen, ailecek sana hizmet ile görevlendirilmişti. Hasan, Hasan'ı biliyorsun. Ben Hasan'ı gördüm. Ona sordum. Dedim ki Hasan, Musa abi böyle böyle diyor. Bizim yanımızda böyle miydi? Yok dedi ya. Sadece bir konu vardı. O konuyu da izah edeceğim. Ben imamlıkla ilgili bir mesele. Onun haricinde aynı bizim gibiydi dedi. Bu böyle değil abi. Yani bugün videoda söylediğin sözleri sen bana söylemedin abi. Madem bugün nasihat ettin insanlara, o gün bize niye nasihat etmedin? Beraber oturduğun insanlara niye nasihat etmedin? Beraber yemek yediğin insanlara niye nasihat etmedin? Madem o gün de böyle bir itikattaydın, her oy verene müşrik demezdin. Başka itikatlarını da sayayım. La ilahe illallah diyen namaz kılan hükmen Müslümandır senin katında. Şirkini görmediğin müddetçe tekfir etmezsin. Muhakeme olan herkes kafir değildir. Öyle değil mi? Yani her zaman muhakemeye giden küfre girmez. Sen bunu demedin abi. Bize bir günden bir güne anlatmadın. O zaman sen gerçekten o gün de bu itikattaysan ya gizledin, ya sakladın, ya da başka bir durum var abi. Bizimle beraberken bizdenmiş gibi gözüktün ki bu daha, ben sana bunu yakıştırmıyorum. Bu daha büyük bir suçtur. Bu birinci delil. İkinci delil. Abi seninle biz yüz yüze ilk defa Taksim'de buluştuk. Ben İstanbul'daydım. Telefonlaştık. Taksim'de metronun önünde buluştuk. Beraber karşı Avrupa, Anadolu yakasına geçtik. Orada iki tane hocanın evine gittik. Birisi inşallah şehittir, Allah şehadetini kabul etsin. Birisi hala yaşıyor, sorabiliriz. Beraber onların evinde oturduk. Başladık konuşmaya. Onlarla benim konuştuğum konu, sen dinleyiciydin, fazla katılmadın. Onlarla benim konuştuğum konu şuydu. Bu toplum müşrik değil mi? Evet. Onlar da kabul etti, ben de kabul ettim. Bu toplumun fertleri müşriktir. Onlar da kabul etti, ben de kabul ettim. Namaz kılarsa da, la ilahe illallah dese de, şirki terk etmediği müddetçe biz bu fertlere müşrik hükmü uygularız. Onlar da kabul etti, ben de kabul ettim. Birisi derse ki, evet bu toplum müşriktir, fertleri müşriktir ama hiç tanımadığım bir adam hakkında Müslüman da demem, müşrik de demem derse, bu kişinin hükmü nedir? Biz bunları konuştuk. Sen niye orada kardeşim, siz nasıl konuşuyorsunuz? Herkese müşrik dediniz, herkese kafir dediniz. Tanımadığın insanlara müşrik niye demedin abi bunu? Sen niye demedin? O gün oradan ayrıldık. Senin evinde kaldık. Ertesi gün ben konuya döndüm. Kısa bir müddet sonra da sen bize katıldın. Biz buradan ev tuttuk. Kurban Bayramı'ydı değil mi? Kurban Bayramı'ndan kısa bir süre önceydi. Hatta Kurban Bayramı'nın arefesinde veya arefesinden bir gün önce aileni getirmiştim. Ben çok iyi hatırlıyorum. O günde, arefe günde biz seninle yolculuğa çıkmıştık. Diyarbakır, Mardin, Batman böyle gezmiştik. Hatırlıyorsun değil mi abi? Şimdi orada biz bunları konuşurken hocalarla, daha sonra sen bu meseleyi bana niye hiç açmadın? Buradaki arkadaşlara niye hiç açmadın? Buradaki kardeşlere bak, sizin hocanız böyle böyle, aşırı mesele böyle değil. Niye demedin abi? Niye hiç konuşmadık? Bu da ikinci delil. 3. Abi benim Şehadet Info diye bir sitem vardı. Hatırlarsın o zaman İmanlı Genç diye bir site vardı. Ebu Hanzala Mısır'daydı. Orada sorulara cevap veriyordu. Bizim de Şehadet Info diye bir sitemiz vardı. O sitede bu meselelerin her biri tek tek yazıyordu. Ve sen biliyordun o siteyi. O siteden makaleleri indirip okuduğunu söylüyordun. Birçok hoca, ki bu kendi itiraflardır, daha doğrusu kendi ikrarlarıdır, o siteden makaleleri indirip okuduklarını, o sitedeki makalelerin tamamı bu konudan bahsediyordu. Mesela alimlerden istifade etme kuralları ve Ebu Muhammed diye bir yazı vardı. O yazıda Ebu Muhammed'in ayrıma gidip gitmediği meselesi vardı. Ben o meselede, evet Ebu Muhammed bir aslında ayrıma gitmiyor. Sizin anladığınız tarzda ey mürciyeler, sizin anladığınız tarzda bir ayrıma gitmiyor. O intifaul kastan bahsediyor. Siz niyet farklılığından bahsediyorsunuz, çarpıtmayın diye yazı yazmıştım. Sen de bunu biliyorsun. Okudun. Niye itiraz etmedin? Hayır öyle değil. Ayrıma gidilebilir. Niye demedin abi? Şehadet Info'da benim cehalet özrüyle ilgili yazdığım yazılar vardı ki o yazılar daha sonra topladım. Cehalet özrü diye kitap bastım ben. O kitapta cehaletin bu konuda kesinlikle mazeret olmayacağı, oy verme meselesinde cehaletin kesinlikle mazeret olmayacağı, kandırılma meselesi, yani kandırılma konusunda, yani birileri kandırıldıysa alimlere, kesinlikle mazeret olmayacağı, alimlerden istifade etme kuralları ne olacağı, o sitede bunlar vardı abi. Senin şu an itikadına birebir muhalif onlarca yazı vardı. Niye demedin? Kardeş biz beraberiz, cemaat olarak şu an beraber çalışıyoruz. Hatta biz seni abi olduğun için başımıza da seçtik. Sen yaşın büyüksün dedik. Kendi cemaatimden ben feragat ettim. Sen büyüksün, emir sen ol dedim. Emir sendin. Sen ne dersen biz onu uygularız dedim. Sen niye bir günden bir güne? Bak Şehadet Info'da böyle böyle yazılar var. Bunlar yanlış, bunlar eksik, bunlar doğru değil. Bunlar hariciliktir, bunlar tekfirciliktir. Niye demedin abi? Bu da 3.
4. Benim Hakimiyet Mefhum isimli bir kitabım var. Sen gelmeden konuya çok önce yazılmış bir kitap. 2000. Bilmiyorum tam olarak. Yani 2001 mi, 2002 mi tam bilmiyorum. Neyse, çok da önemli değil. Telefonculuk yapıyordum o zaman. O kitapta oy meselesi enine boyuna anlatılıyor. Ve şu an senin itikad ettiğin gibi anlatılmıyor. Benim itikad ettiğim gibi anlatılıyor. Ben anlatıyorum. Muhakeme meselesi tek tek anlatılıyor. İtaat meselesi tek tek anlatılıyor. Ve biz o kitabı hatırlarsan Diyarbakır'da, Batman'da, Mardin'de insanlara hediye ettik. İnsanlara hediye ettik. Sen insanlara orada akrabalarına o kitabı hediye ettin. İçerisinde şu anki bulunduğun akideye muhalif birçok görüş olan kitabı sen niye hediye ettin abi? İnsanlar niye hariciyle davet ettin? İnsanlar niye tekfirciyle davet ettin? O kitabı biz birçok yere dağıttık, hediye ettik. Ben sana gönderdim. Sen aldın, İstanbul'a giderken yanında götürdün abi o kitaptan. İstanbul'a giderken yanında götürdün. Niye yaptın bunları? O kitapta her oy verenin müşrik olduğu, oy vermenin Allah'ın dininden başka din edinme olduğu her şey yazıyor. Hala matbudur. Açıp okuyabilirsin. Sen şu an Hakimiyet Mefhumu kitabını alıp, Cehalet Özrü kitabını alıp, İrca kitabını alıp, evet ben bu kitapla aynı, bu kitaptaki yazılarla aynı akidedim diyebilir misin? Diyemezsin abi. Sen bu akide değilsin. Sen bu akide değilsin. Ama ben eskiden beri böyleydim diyorsun. O zaman bu yazıları niye hiç sesine çıkarmadın? Bir başka husus abi. Son halini bilmiyorum. İnşallah şehittir. Biz Diyarbakır'a gittik. Ubeydullah'ın babasına tebliğ ve davette bulunduk. Adam mütedeyyin birisiydi. Oruç tutan birisiydi. Gece namazlarına kalkan birisiydi. Ama koyu Demokrat AK Partiliydi. Hatta bildiğim kadarıyla yani adam şeriatçı birisiydi. Biz o adamı tekfir ettik. Adam ilk şikayet etti. Dedi ki ya benim oğlum dedi beni tekfir ediyor dedi. Nikahında şahitliğini bile kabul etmedi. Sen o zaman niye demedin abi? Kardeşim senin baban şeriat istiyor. Şeriatçı bir adam. Gece namazına kalkan bir adam. Oruç tutan bir adam. Adam kendi söylemişti. Hatırlıyor musun abi? Dedi bu bana müşrik diyor dedi. Ben dedi gece namazına kalkarım. Oruç tutarım. Şeriatı istiyorum dedi. Bu bana müşrik diyor dedi. Adama tuttuk tebliğ ettik. Niye tebliğ ettik abi biz? Adam Müslüman değil miydi? Adamı niye tekfir ettik? Adama Ubeydullah... Sen niye demedin? Kardeş babana müşrik diyemezsin. Bu müşrik olmaz. Niye demedin abi? Başka bir şey. Mesela bir gün oturduk. Senin, ben, Ebu Eymen vardı. Ya senin evinde ya Ubeydullah'ın evinde. Alaaddin Hoca vardı. Alaaddin Palevi vardı. Birçok meseleyi konuştuk. Bunlardan bir tanesi mesela namaz İslam alameti meselesiydi. Ben açtım Kurtubi'nin Nisa suresinin ayetini. Tefsirinde Kurtubi'nin sözlerini okudum. Ebu Eymen bana itiraz ediyordu. Daha sonra Şerif-i Muğni'den bir ifade okudum. Orada namaz kılsa da oruç tutsa yani namazın İslam alameti olmadığını uzun uzun ben ispat ettim. Sen bunlara niye itiraz etmedin abi o günden beri? Niye hiç itiraz etmedin? Hayır abi. Yaşanılan bir hayat var. Daha çok var da uzatmayacağım. Ben 12 madde yazmıştım ama. Şimdi anlatırken çok sıkıcı olacak. Bu kadar yeterli. Yani Alaaddin Palevi ile oturduğumuz, istismar edilen kavramlar hakkında konuştuğumuz. Mesela istismar edilen kavramlar. Bu kitabı biz yazdık biliyorsun. Alaaddin Hoca'nın yazdığı nüshalar geldi baktık dedik ki ya bu nasıl bir kitap olmaz ki. Hatta okurken gözümüzden yaş geldi gülmekten. La ilahe illallah küfrün bağrına küt diyenen bir kazmadır. La ilahe illallah ideolojileri ve mitolojileri süpüren bir süpürgedir filan diye. Dedik ki bu böyle olmaz. Biz bunu yeniden yazalım. Oturduk kitabı yeniden yazdık. Mesela tevil kavramını yazdık. Oy verme hususunda tevilin filan olmayacağını söyledik. Mesela maslahat kavramını yazdık. Maslahat adı altında bunları hep yazdık. Biz beraber yazdık abi. Sen okudun. Okuduktan sonra onayladın. Hatta biz bu meseleden dolayı Alaaddin Hoca dedi ki, Alaaddin Palevi dedi ki bu kitap benim kitabım değil dedi ya. Siz kendiniz yazmışsınız dedi. Orada bir sorun çıktı. Ben büyük yemin ettim bu kitabı basmayacağım diye. Eve gittim. Akşam sen benim evime geldin. Dedin ki ahi bu kitap çok faydalı bir kitap. İslam ümmetine kitap. Sen yemin ettin ama sen bunu bas. Ben de dedim ki abi emir sensin. Sen bas dersen ben yemini bozar. Keffar eder basarım dedim ve kitabı bastık değil mi? O kitapta senin şu an bulunduğun akideye muhalif birçok konu vardı. Birçok konu var şu an senin akideye muhalif. Bak maslahat kavramını bir okusana oradan. La ilahe illallah kavramını bir okusana abi oradan. Hakimiyet kavramını, bunların hepsini ben yazdım. Hakimiyet kavramını bir okusana. Tevil kavramını bir okusana. Rab kavramını, din kavramını, ibadet kavramını. Aç abi oku. Şu anki bulunduğun akidede değil o kitap. Niye bastırdın abi o kitabı? Ben yemin etmiştim basmayacağız diye.
harici ve tekfirci ifadeleriyle dolu sana göre. Bir kitabı niye bastırdın abi? Daha o kadar çok şey söylerim ki. Yaşanılan bir hayat vardı. Sen bu hayatı inkar ettin. Abi yaşanılan hayatı inkar edemezsin. Yaşadığın bir hayat. Bu bir söz değil ki. Bir cümle değil ki. Bir yerde bir cümle kullanırsın. Biz sana deriz ki sen şurada şöyle söyledin. Hayır ben öyle söylemedim dersin. Ama hayatı 10 ay, 12 ay, 14 ay bilemiyorum kaç ay beraber kaldık. Bunu nasıl inkar edeceksin? Beraber yaşadın. Onlarca, yüzlerce demeyelim de 100, 120, 130 kişiyle beraber yaşadık biz bu hayatı. Sen bunu nasıl inkar edersin ki? Bundan dolayı abi sen hiç ben değiştim deme. Oldu mu?